Yüzü bebek gibi, teni falan böyle yumuşacık. Putperest bu. Şöyle bir anlayış olacak şey ya. Sosyal bir kayganlaştırıcısın yani. Orada. İbe. Gözüm orada aç, susuz, oh be. Yakışıklı güvenlik diye şarkıcı var, onu biliyor musunuz? Gerçekten güvenlik ve gerçekten yakışıklı mı bilmiyorum. Hayır, ben ona insanlar öyle diyor zannediyordum. Adam gerçekten için yakışıklı güvenlikmiş. İtiyor. Mesela yakışıklı Koreli. Türkiye'deki müziğin güvenliğinden sorumlu gibi. İyi yakışıklı güvenlik. Kötü müziği mi, iyi müziği mi? Bilemiyorum. Şarkısı o, nasıl çok... ki? Tarzı ne? Ben indie, de dinlemedim. Indie, security, fantasy, pop gibi yani. Security pop. Çok merak ettim. Security pop. Yeni yeni deniyoruz abi biz. Ama de. Ama çok şey bir karakter ya. Yani kendine yakışıklı diye yakışıklı sıfatla güvenlik. Bir branding her marka kolay değil. Yani evet. Bunu yapamaz. Yani düşünsene mesela bozulmayan teknoloji falan ya diye sıfat, bir marka gibi bir şey bu. Sıfatlı çok fazla şarkı. Küçük İbo vardı. Küçük mesela İbo. Ama o şey direkt başkalarının size belli ediyordu. Yani. Ama bir de başkasının artık yakıştırdığı bir şey tabii değil mi o? Küçük İbo. Kendi evet demiyor. Durduk sanmıyorum. Rızası alınmış mıdır hani şey? Ben Küçük İbo olarak düşünüyorum ismimi evet, dememiştim. Piyasaya hangi sahne evet adınız evet olsun Küçük İbo. Evet. Küçük İbo. Ama mesela bu ben güvenliyim ve yakışıklıyım demiş. Kendi kendine evet vermiş. Yani. Zaten bravo. Büyük içerikler de kendinin yakışıklı olmasıyla alakalı zaten diye evet biliyorum TikTok'tan. Yani şey yapıyor. Beklentiyi karşılıyor. Tabii tabii. Sen mesela Chubby. Ne acaba? Koreli Chubby. Ha. Daha spesifik bir şey lazım sana ya. Koreli olmak yeterli değil. Ben mesela Boğaç'ın beklentisini karşılıyorum. Gürbüz bir dostunuz olarak. Boğaçlar öyledir hakkını ya. Evet. Mesela ha, bir tane Kangal vardı Boğaç. O da gürbüzdü. Yani gürbüz olmayan Boğaç ben görmedim. Hepimiz genelde bir gürbüzüz. Boğaç Han diye zaten bir tabii Dede Korkut masalı yok mu? Boğa'yı çıplak elleriyle dövüp arkadaşlarını kurtaran bir yiğidin öyküsüdür. Vallahi bu şey yani mi? Hani kan inandırıcı mı gelmiyor ama masal sonuçta tabii ki. Yani Dede Korkut'a ya yapalım o eleştiriyi. Evet, inandırıcı hani gelmiyor diye. Ya şöyle hani Boğa'yla nasıl bir anlaşmazlığa düşebilirsin? 3-4 kişi bir de yani anladın ya mı? Ya şöyle çocuklar oynuyormuş dışarıda. Hı-hı. Dışarıda oynayabiliyorlar evet zaten o dönem sadece. Boğa gelmiş ve bunlara doğru koşmaya başlamış. Ha. Bu da aman benim arkadaşlarıma Boğa saldırıyor diye atlamış. Çıplak elleriyle böyle boynuzlarıyla falan böyle illüstrasyonu da vardır. Onu alt etmiş ve o yüzden evet o dönem bir şey yapmadan isim alamıyorsun. Bir şeyin oğlu oluyorsun evet ya. Bir şey yaparsan namınla doğru isim ama veriyorlar. Ama bu çok büyük bir yük gerekiyor şey sana o zaman bana, bu ismin verilmiş olması. Evet yani ben çünkü arkadaşlarımı çıplak elle herhangi bir şeyden boğadan korumam. Chubby'nin anlamı var mı? Hani bizim Türkçe'de isimlerin bir kelime anlamı da var benim ya. Benim gerçek ismim Chang Yap. Tamam. Şok olmadın o cepte. Evet. O, şey cepte. O da abi büyüyen ışık demek. Türkiye'ye geldim. Hı-hı. Sınıfa girdim. İşte hocalar dedi ki işte bu çocuk ismi Changya falan. Hani çocuklar da bunu söyleyemedi. Hı-hı. Ben de buna yakın ne bulabilirim derken o zamanlar Xabi Alonso diye çok sevdiğim bir hı-hı futbolcu vardı. Hı-hı. Ama X abi olmasın. Senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa. Kemal. Olsun gibi, gibi mi? O hikayeyi biliyor musun? Biliyorum da bunu yapayım mı kendime benzeteyim mi? Yok hayır canım olay benziyor. Sen evet kişileri benzetmiyorsun ki yani. Keşke Sinan sen deseydin. Atatürk olabilir bu yükün altında boğuldu bir anda. Allah Allah. Keşke bir gün bunlar Changyam diyemiyor. Ben bana Sinan deyin deseydim. Bir arkasında bir hikaye var merak uyandırıcı. Mesela yakışıklı da güvenliğin arkasında bir hikaye yok. Bakıyorsun yakışıklı bir güvenlik. Ya belirli Gambe bir bölgede yakışıklı bulunduğunu düşünmüş olabilir. Güvenlikler arasında ve, olabilir. Güvenlikler arasında yakışıklı olduğunu kesinlikle düşünmüş olabilir. Yani Sinan'ın ama bir hikayesi olur. Ah falan derdi. Koreli Sinan. Koreli Sinan. Mesela. Var ya öyle biri. Ama TikTok öyle bir dünya çok tehlikeli. Tam olarak teknolojiyle bu kadar iç içe olmaması gereken dayıların canlı yayınları var. Fark ettiniz mi onu? Yani şey gibi onlara bir takım önemli bilgiler o var ya imzaladığımız. Hı-hı. Her sosyal. Evet. Onları çok hızlı kabul geçen ve devamlı çok yakın bir açıdan ekrana, telefona bakan dayılar koleksiyonu yaptık. Bir gün sergisini açacağız. Bunu dijital oo olarak da şey yaparız. Bunların hepsi farklı kişi. Farklı dayılar. Gördüğünüz gibi her kadraj problemli. Yani bir tane doğru düzgün kadraj ayarlayan dayıya denk gelmedik. Ya. Evet. Böyle bir sergimiz var ama tabii herkes bir de çok dertli abi. Bunu bir tane dayıyı ben ya şöyle görmedim mesela. Herkes
Yani böyle. Şunlar yerleşmiş böyle botoks reklamı. Ama o dayı bence olmaktan o gelen bir şey. Evet. Mutlu dayı zaten çok az görüyorsun. Kesinlikle. Yani. Ama buradan TikTok'un algoritmasının ülkeye göre nasıl çalıştığını öğrenebiliyoruz. Yani ülkede çok fazla mutsuz erkek var. Sen demiştin çok abi, fazla erkek var. Çok demiştin. Fazla erkek var. TikTok'u açıyorsun mutsuz erkek. Üretmediği şeyle karşılaşınca bir toplum. Bunun böyle bir şey oluyor ya ondan sonra böyle. O çözme de evet, o. Evet o aslında sinirli ya da şey değil. O orada kendini de görüyor ya. Hı hı. Kendini de o kadar yansımada görmemesi lazım bir insanın yani. Gördükçe morali yani bozuluyor olabilir. Ya ama şöyle empati kurabiliyorum abi. Bu adamlar şimdi 20 senedir buna bakmıyor ya. Evet. Yani çocuklukken böyle bir ekran diye yok, bir şey yoktu. Yok yani tabii. Her seferinde şeyi şaşırıyor olabilir. Bir de ulan böyle bir şey var. Abi çocukken ilk televizyonların karşısında durmamız yasaktı ya bizim. Ha bak bak. Bak gözüm bozuldu. Radyasyon gelir. Radyasyon mu gelir? Eve radyasyon mu almışsınız yani? Zaman... Çocuk olarak burada en az suçlu benim yani. MR çektirmiyoruz ki televizyon izliyoruz yani bu şey. Ve oradan şuna geldik ya şimdi. Evet. Onu yetişemiyorlar bence. Tabii. Ve onun bir mesafesi var. Bir adım geri gidince safe'tesin ama biraz yani. Evet. Tam o bakış. Hiç almayaydım yemez. Evet, devamlı oturma karşısında falan. Ya karşısında oturalım diye bir teknoloji yapmışlar ya. Beyaz Show geri geliyormuş. Beyaz Show bana huzur veriyordu. Sen ama arıyorum. Beyaz Show'da çalışıyordun da. Çalıştım evet. Bir 6 ay çalıştım. Şimdi tekrar gelse sen iş istiyorsun o zaman. huzur falan tamam, huzur istiyorum. Parayla kurulmuş bir huzur meselesi miydi yoksa? Şöyle, yakınında olmak mı huzur veriyordu sana Beyaz'ın? Çok yakınında değildim. Uzaktan çalışıyordum. Remote çalışıyordum. Allah Allah ya. Birkaç kere gidiyorduk toplantıya ama şöyle bir şey oldu. Benim ailemi çok rahatlattı o. Hmm. Ya benim ne olacağımı falan hiç nelerle uğraştığını anlamıyordu kimse. Annem de anlatamıyordu falan. Ya internette bir şeyler yapıyor falan. Bu çok tehlikeli bir tabir. İnternette neler yapılıyor çünkü. Sonra Beyaz Show girdi. Bizim çocuk Beyaz Show'da falan. Annem onu 6 sene beni Beyaz Show'da diye tanıttı. Halbuki ben 6 ay çalışmıştım. Olsun aileyi çok rahatlattı. Ama yerin yurdun belli ya orada evet. İşte. Nerede Beyaz Show'da çalışıyor bizim oğlan. Ya Gülce'nin babaannesi beni TV8'de Survivor'da görünce rahatladı ya. tabii yani. Verdim yani, gitti mi? Çocuğum en azından orada. Çocuğum orada aç, susuz. Oh şey gibi tespitler. Mücadeleci bir çocuk ama falan. Sadece TV'de olmak yeterli abi. Abi evet. O belli yaşın üstünde internette ne yapılıyor anlatamıyoruz çünkü. Kesinlikle. O yüzden o televizyonda hani TV8'de çıkınca okey yani. Benimki hala mimar diyor. Bir de videolar çekiyor falan. Ama mimar hani arada da videolar. Ben mesela uzun süre ne iş yaptığımı tanımlayamadım. Yani aralarında en mahcup duranı içerik üreticisi diye onu tercih ettim ama o da saçma. Hı. Sen kimsin içerik üretme ne ya falan gibi bir tabir gibi geliyor bana yani. Ya içerik bu işin bir mesleği yavaş yavaş herhalde. Birçok insan oturacak. Giriyorum internette hani içerik üretici yazıyor. Yo sadece telefonu var. Ve kamerası var yani. Yani kameralı telefon sahibi yazsa daha mantıklı olacak yani. Bu ben ya. O zaman şey yaz, nüfus kağıtlarını yazsın yani içerik üretici diye. Yani şeyi tanımlamıyor ki bana. Gerçekten ne olduğunu tanımlamıyor. Anlayamıyorum bravo ya. Diyorum çok yani. Güzel konuştun. Güzel. Hakikaten içerik gerçekten böyle abi. Ya. Müthiş konuştun. Yine çok haklısın diye. O zaman Akyol ya. Yine çok haklısın. Ben haklı olmak istemiyorum. Ben kimi neyi olmasını istiyorum falan diye. Ama bak bu dünyanın yanlış olduğunu gösteren bir örnek bu konuyla alakalı. Instagram'da benim mavi tikim var. Evet. Altında da müzisyen yazıyor. Ben müzisyenim diye Instagram bana mavi tik verdi. Evet. Benim kuzenim Türkiye'nin en önemli cazcılarından biri. Ercüment Orkut. Böyle bir caz, onun böyle bir müzisyen yok. Bir o başvurdu, onaylanmadı. Para şöyle istiyor. Bir şey olabilir mi? Eskiden ATV'de şey vardı. Ünlüler Köyü mü? Ünlüler Çiftliği mi? Hatırlamıyorum. İbrahim Tatlıses'e benzeyen bir tane adam var ya. Ferhat Güzel falan. Böyle çiftlikte yaşıyorlardı Ünlüler Köyü. Mesela Tikliler Köyü diye yeni bir... Hem zaten o çok da vardı. Mavi Tikliler Köyü. Eski haberlerden Tikli köyleri, yani eskiden haber bültenlerinde şey oluyordu ya, normal 5 dakikada gündemle işte battık, IMF ile anlaştık bilmem ne. Sonra şey başlıyordu, bardak yeme, Tikli köyüne gitme. Bay Kubidik diye bir adam vardı, hatırlıyor musunuz? Bay Kubidik de Pire Ferhat. Ya ana sen haber neler diyor senin abi, ağzın ya, bunlar ne ya? Bir tane böyle papyonlu böyle... Hafif karikatürize bir güya haberci ve yanında bir cüce. Bunlar
bir yerlere gidiyorlardı ve haber bülteninin yaklaşık 20 dakikası 30 dakikası onların macerası oluyordu. Atmayayım da bayağı oluyordu yani. Vay be. Tikli köylere gidilen dönem televizyonlarda en fazla öpücük atılan dönem olabilir tabii. Mi? Devamlı falan. Arkada öyle bir yerel müzik. Tabii. Aa, böyle evet. Yaptığında Allah falan yapanlar ve vardı. Ve sonra gülüyorduk buna bütün halk evet. Olarak. Bir tane çiçekçi abi evet. Vardı meşhur. Kütahya'da ben galiba. Yıllar sonra ulan bunları izliyorduk falan diye açtım gene hayvan gibi çok, güldüm evet. Abi. Şeftali. Böyle bir şey olmuyor. Bir gram gelişmemiş benim evet. Beynim yani. Ya, hala 12 yaşında. Yok abi gülebilirsin ama, çok ama ya bir yandan da orada bir şey suistimal de var. Evet, hani var, tabii var. Ki ama bazı suistimaller de çok komik oluyor yani. Ona söyleyecek bir şey yok. Yani şeyden bahsediyorum böyle ağır hareketlerden bahsetmiyorum da. Tabii, tabii yapma bilmem ne yani. Falan gibi. Dokunmadan. Evet. İtalya ile Türkiye beraber Euro turnuvası düzenleyecekler evet. İşte. 9 sene sonuna falan filan. Yine Danilo'ya ekmek çıktı. Niye? Ya abi İtalya Türkiye'de mi yaşıyor? Türkiye'de yaşıyor. Ya mutlaka bir yerinde o olaydan bir para kesin kazanacak. %100 olur. Ama 9 sene sonra da devam edebilir mi? Ha. Kariyeri. Eder herhalde. Kaç yaşında ki? Edebilir. Edebilir evet. Benden yani. Max. Senden Max. 3 yaş daha büyüktür senden. Yani sen onun yaşını direkt söylemek istemiyor musun? Yok Danilo'yu bilmiyorum. Öyle bir bilmiyorum. Şeyiniz unuttum. Mi var? Başkasına göre mi Danilo'nun yaşı belli oluyor mesela yani? Bir aydan 12. Ondan 4 koy. Bizim de İtalya ile beraber olmamız gene Avrupa'nın artı biri olmamız benim biraz moralimi bozdu. Abi, yani bu Avrupalılar almıyorsunuz bizi. Evet. Tamam anladık ama yani İtalya'nın yanında da tanıdık sokuyor yani. En Türkiye benzer Avrupalılarla da bizi böyle yan yana getirmeleri. Çok Türkiye'nin böyle Akdeniz ülkesi olduğunu düşünmüyorum ya. Çünkü ben Akdeniz'e gittim ben. Bu yaz bayağı görüyorsunuz zaten. Akdeniz'de bayağı dolandım. Hiç Akdeniz ülkesi gibi değil ya. Bayağı. Evet değil. Normal. Her yer İç Anadolu gibi. Denizi olan İç Anadolu gibi yani şey Akdeniz'in de birçok bölümü. Kız arkadaşımla şeye baktık. İtalyan futbolculara bilmem nelere falan. Ya niye baktık? Keyifli hani bir şöyle şeye geldi. Hatta bugün de konuşuyorduk ya yani. Hani Beckham belgeseline bakıyorsun. Ha. Abi yakışıklı yani şimdi bizim o tabii. Futbol kültürüyle de o fenomen işte yakışıklı o tipolojiyle de hiçbir alakamız yok. Ama İyi işte, oldu İtalya'ya yanına girmemiz. Zor bir denklem doğru. Yakışıklı. Yani yakışıklı niye? Güvenlik gibi değil yani. Yakışıklı futbolcu vardır ya. Var ya. İtalyanlar var. Çok mesela yakışıklıdır. Sen Türkiye'den belki. Evet. Süper Lig izlersen. Batistuta yakışıklı yani, mıydı yok, sence? Türkiye fena değildi yani. Yani şey bir... Totti de fena şey değil. Bir, Totti yok. Bence yakışıklıydı. Hayır Totti bayağı yakışıklı. Bayağı yakışıklı. Totti biliyor musun? Bakayım. Bak bakalım bir Totti'ye. Yakışıklı erkek bakacağız. Bak bakalım buna her zaman vakit ayırırım. Bak bakalım Totti'ye yoksa ben başka bir şey getireceğim gibi. Yani zaten oyuncu olası varmış arkadaşın. Değil mi? Bir aktör havası evet, da var. Evet bir aktör havası yakışıklı var. Değil mi? Abi Totti zaten çok iyi ya. Sinema gibi futbol oynadı. Kariyeri de bir film. Aynen. Yani. Evet. Gönül bağıyla bağlı bir futbolcu olması. Hiç takım değiştirmedi. Hiç. Evet. Roma'da Roma. Sadece senin oynadı. Roma'da Roma. Senin gibi değil. Ya. Var. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben Miray'la ve senle gezmek istiyorum. Miray devamlı sana bir şey söylesin ben saklıyor. De falan diye güleyim yani. Bir tık daha samimi olsak neler diyecek ya. Gerçi sen oynamadan değiştirdin takımı bile yani değil mi? Totti oynayarak 20 tabii, sene aynı takımı. Tabii. 30 sene çok, çok büyük olay. Ki yani bak bir Türkiye'de ben bunu Çabı'ya çok sorguladım. Oğlum manyak mısın ya? Takım değiştirilir mi falan. Şey dedi, ben bir mesaj olmak istiyorum dedi. Fanatizme karşı bir mesaj olmak istiyorum dedi. Bravo dedim ben de. Olabildim mi? Hayır. Kimsenin umurunda olamadım. Fenerbahçeliler de sevmiyor ama eski Galatasaraylı. Ama şöyle bir şey. Taraf ben olamadın sen. Ben dönekliği bu kadar güzel adlandırmadım. Tam işte bertaraf oldun sen. Taraf olmayan bertaraf olurun. Bravo. Böyle bravo. Canlı kanıtısın. Ki Türkiye'de ilk refleks hep taraf olmak. Tabii ki abi. Tabii. Nerelisin? Ya. Bilmem ne mi? Yazık ki. Bana her şu şey seçim var. Zamanlarda bana şu çok soruluyordu ki hangi partiye oy vereceksin? Yani senin gönlü bağlı olduğunu hangi partiye? Tabii Zafer merak Partisi. Bu çok tabii bu Zafer çok, Partisi. Yani yakışıksız bir soru ya. Bana çok soruldu. Ben de her seferinde diyorum ki benim siktir Türk vatandaşlığım yok. Sana ne? Bu arada evet, evet abi sana ne ya? Yani merak etmiştir belki sen Koreli'nin bakış açısı. Politiğe karşı. Söyledin mi herkese sen? Kime oy vereceğini? Ya bu oy veremiyor ki zaten. Oy veremiyor ki ya. Oyu veremediğimi açıkladım. Herkese diyorum ki. Verirdin diye mi soruyorlar o zaman? Ya da Kore'de mi kime veriyorlar? Verdiğini düşünüyor. Öyle de sormazlar ki. Normalde benim Türk vatandaşlığım olduğunu düşünmüşler. Sonra evet. Olmadığını, oy hakkımı olmadığını söyleyince yine de gönlün nereye? Ah demişler bravo. Diyor.
Ben de dedim ki ya oy hakkım olmadıktan sonra ben bana partiyi mi seveceğim abi? Ben yani mesela ehliyet almadım. Durup dururken 50 yaşında amcaların toplandığı bir topluluğu sevemem. Helal olsun. Bravo. Ki yani öyle bir topluluk seveceksen partiden önce de herhangi bir yere gidebilirsin. Evet. Mesela. Her yerde var. Ülke ocakları mesela. O da ben, siyasi bir oluşum. Biliyorum. Evet. Türkiye'ye ilk geldiğimde abi benim sıra arkadaşım meğer o zamanlar işte ülkücüymüş. Hı hı. Ve beni Sarıyer'e, Türkçe bilmiyorum bu arada, çok yarım yamalak öğrenmiştim 3 ay 4 ay falan. Beni Sarıyer'de bir tane ülke ocaklarına götürdü. Evet. Dedi ki işte çay içelim. Onlar çok çabuk anlayamayabiliyorlar kimin hangi milletten olduğunu. Ondan olmuş olabilir mi? Onu diyecektim. Çocuk işte tanıttı falan filan ülke ocaklarında dayılarla işte hı hı. amcalar falan filan abiler var bilmem ne. Ben de tabii olayı komple bilmediğim için öyle çay içiyorum. Enteresan bıyıklı adamlar oturuyor bilmem ne. Abi o sıra bana bir dayı geldi dedi ki, bu arada biliyorsun değil mi, Koreliler de Türk. Aa. Ben de... Nasıl bir bağlantıyla yani, çünkü bunu bütün dünyayla paylaşmamız lazım bu bilgiyi. Sadece o abide kalmamalı. Tabii olabilir. Çok tarihin yani, akışını değiştirecek bir bilgi. Ben aslında sevindim ha, ben de Türkmüşüm. Ve o günden sonra burada kalmaya karar verdim. Ya Türk'ü çıkarıp insan koyduğunda aslında çok güzel bir şey demiş oluyor. Tabii değil mi? Koreliler de insan. Koreliler, o da kötü değil mi ya? O da kötü aslında. Değil mi? Koreliler de insan. Koreliler vardır. Ya benim annem bir kere işte İboşov gibi bir şey izliyordu. Kibariye çıkmıştı. Velev ki Koreli. Ona şey demişti. Böyle. Olsun demişti Kibariye. Durduk yere. Ne? Kibariye'yi izliyorduk ailece. Sesli çay içiyoruz falan filan. Annem böyle bir anda şey dedi, olsun dedi Kibariye için. Ve şimdi dünyada ırkçılık biter. Evet. Yine iyi geldik yani, çünkü eskiden hani şey falan deniyordu, bazı Afrika futbolcuları iyi bir yamyam aldık falan evet. deniyordu ya yani. Hala artık yapılıyor. Hala onun yapılıyor. Evet, evet. Beslenme şeyine ne karışıyorsun sen, adamın diyeti neyse ne onu yiyordur yani sen onun timsa üzerinden. Timsa eti yiyor diye bir gazeteci linç yemişti ya. Evet. Bunlar kendi ülkenin de timsa eti yiyorlar, buraya geliyor gol atıyor falan gibi bir... İşte hak yemiyoruz deseydi. Ooo. Miray çok iyi bu yeni karakteri açıldı yani. Tweet atıyor. Hastalıktan sonra mı böyle oldu? Ya hat arkadaşlar sinüsler ne? Çok doğru. Hangi varyantı yedin sence? Ben Covid olduğuna inanmıyorum. 3 kere korona oldum. Bu o değil gibi geliyor artık. Hmm. Biliyorum neyin ne olduğunu. Ama varyanttır, bir şeydir. Her neyse Edis balgam yapıyor çok. En son neydi? Ne var ya? Eris. Edis değil ama Eris var. Edis değildir herhalde. Edis varyantı olamaz zaten. Ama Edis varyantı olursa bir de bu yanaktan şap 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 diye hemen bulaşır. Kişisel temizlik ve o soğuk şaka geçen bölümde değil mi? Yanlış gene içerikleri karıştırdım. Burada da yenir. Şöyle bir durumum var arkadaşlar. Bilmiyorum, bunu siz de yaşıyorsunuzdur. Birçok insan yaşıyordur gerçi. Bu çok bana özgü bir durum değil de. Benim yakın arkadaşlarım belirli ilişkiler yaşıyorlar. Ve ben normalde sosyal medyada gerçekten birebir tanımadığım insanları hesaplarıma eklemiyorum. Şimdi bunlar ilişkilere başlıyorlar. Ve bir şekilde ben çok istemesem de onların sevgililerini takip etmek zorunda kalıyorum. Ya da işte şeylerin eşlerini falan. Çünkü bunu istememin nedeni bir yandan da gerçekten şey... her eklediğin insan yeni bir dünya ya. Bana yetiyor bu kadar şey, farklı tabii, tabii. dünya görmek tabii yani. Ki. Ve bunlar zamanı geliyorlar, ayrılıyorlar, boşanıyorlar bilmem ne falan. Ve benim şu an çeşitli sosyal medya listelerimde bana ait olmayan bir sürü bayan var. Geçmişin yükü, bu bana ait olmayan geçmişin yükü benim omuzlarımda. Yani onlar hayatlarını bir şekilde ayırıyorlar. Selam, ama ben sürekli her ikisinin de hayatını görüyorum ve hani bir yandan da haddim olmadan o oraya gitmiş diyorum, bu buraya gitmiş diyorum. Kendi içinde dedikodularını yapıyorum. Şeyi bilmem, evleniyorlar, onları görüyorsun. Evet, onları görüyorsun. Çocukları oluyor. Birinin çocuğu oluyor böyle kot kafalı falan. Bundan olsaydı kafa yapısı nasıl olurdu acaba diye düşünüyorsun. Arkası bunun ütü basılmış gibi kundak bebeği bu galiba diyorsun. Benim de öyle falan filan böyle. Yani bir şekilde bu hani bize ait olmayan geçmişin yükü bunu biz kaldırmak zorunda mıyız ya? Bravo. Abi, çok güzeldi konuyu parmak bastın. Ben eskiden abi hani benim arkadaşımın bir sevgilisiyle bunlar ayrıldığında ben direkt unfollow ediyordum. Direkt yani çat. Yani sonuçta benim biz hayatımı... Biz de çıktık. Yani onsuz yoksun benim hayatımda. Aynen yani benim alanım da değil sonuçta. Yani, peki şey sorunsuz gibi. Ayrılsalar da mı öyle yani hani böyle bir... Ya eğer benimle bir ayrı samimiyeti çok fazla kurulduysa o ayrı bir şey. Yani kanka olmuşumdur belki, bir beraber iş yapmışımdır evet. falan. Ya okey o belki ama... Genel olarak hepsini unfollow ediyordum ta bu son zamana kadar. Tabii ki benim de bu dediğim aynı söylediğin o altını çizmek gerekiyor. Samimiyet ilerlettiklerin değil.
Ya o anda bir gün oturmuşsunuz. Evet, mecbur evet, kalmışsın. Aynen, mecbur okay, kalmışsın tamam. Ve zaten hayatını bir kere görmüşsün falan gibi. Bir de şey oluyor ya hani mutlu ol. Yeni bir flörtse de hani mesela beni yakın arkadaş olarak tanıştırmış. Evet. Ya mutlu olsun kız da. Evet. Çocuk da hani ben takip edeyim de ya bak bizim alanımıza hoş geldi. Sen sosyal bir kayganlaştırıcısın yani orada. Gibi. Hızlandırıyorsun. Gibi. Katalizör oluyorsun. Bir de kalp evet, falan seviyorsa yanlışlıkla. Gibi ya da Çabi seviyorsa evet, ya da Boğaç çıkamazsın ve da bir daha. Miray seviyorsa bir çok şey bilmiyorum. De çok üzücü. Her gördüğünde olamamış bir hikayeyi tekrar yaşıyorsun ya sen de. Evet. Yani bir başarısızlık, bir mutsuzluk sana bu yükü yüklememeli kimse. Evet. Kendi çıkmalı bence. Tabii. Bana sorar. Ya işte o unfollow etmeyi normalde yapıyordum. Bugünlerde yapamıyorum. Yani ben de belki ben de yaş yapamıyorum. Olarak mı büyüdüm bilmiyorum. Böyle aman üzülür mü falan düşünmeye başladım. Bu ne zaman bırakılır sizce? Yani bunun safe sonu ne zaman? Çünkü ben takip etmek istemiyorum kendisini. Ya belki milli başarı zamanlarında falan bütün herkes kutlama yaparken ama ya ben yanlışlıkla şeye basmışım şeye. Kadın voleybol. Evet, Bilal'in sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Aynen. Falan. Çık. Gaza gel. Gerçekten çok mantıklı. Şey o, ya büyük şeyler olması lazım böyle hani gündem değişecek falan. O arada çıkmak lazım. Bilmiyorum ya da. Bence şöyle bir toplu bir temizlik yapıp Instagram hesabım çalındı. Şimdi geri aldım gibi bir bahaneyle bu işten kurtulabiliriz. E peki biz şimdi bunları arada da bir tane bir tweet atarsın. Ne yapacağız? Biz bunu şey kamera var evet yani. Doğru ben onu evet, unuttum. Ama gene de bu uygulanabilir. Bir dönem benzer muhabbeti şeyden çok sıkıntı çekiyorduk. Mesela bir arkadaşımız ayrılmış. Kötü bitmiş. Sıkıntılı yani problem var. Olay bu biz gün gibi toplanıyoruz. Şey gibi sanki ayin yapıyormuşçasına çocuğa olan zaten mevcuttaki nefretimizi zaten şöyleydi zaten tabii, böyleydi karakteri şöyle tipi böyleydi sen bununla ne buldun say işte o da bir yandan ağlar evet doğru çok iyi ben çok iyiyim falan her aynen, şey güzel abi 10 gün sonra barışıyorlar biz barıştık. Hadi bakalım rakıya gidelim mi? Hadi bakalım. Ya. Ve ortada ve edilmiş bir sürü laf. Adam tekrar abi? Ya onu boşver unfollow etmişim abi kızı. Yani evet, şimdi. Bir daha rakıya çağırıyor. Sen bunun geri dönüşü vardıysa beni niye geri dönüşü olmayan bravo, bir yola sürükledin de. Evet. Ben açtım ağzımı yumdum. O vibe'ı yeterince vermemiş size. Bu işin net olup olmadığını. Veriyor abi, ama yani. Ha. Ayakkabı verenler varmış. Verenler oluyor abi. Öyle toksik şimdi ilişkiler var ya. Doğru. Bitti yok hayır mümkün. Tekrar yan yana gelindi mi hiç öyle biriyle? Tekrar. Ben büyük bir ihtimalle şey yapardım. Yani ne yapabilirim ne yapabilirim diye düşünüyorum. Boyunluk takardım. Kolu, yani çok büyük bir şey yaşamışım. Ben artık hani bu devrede kulak kalır. Canım olur abi iki konu takla oraya gelememeli. İki takla attıklı falan bir şey. Böyle işte boyunluk olabilir. Ne serum storiesi falan. Serum storiesi olabilir. Bu arada şey var değilim. Yapay zekada ben yaptım kendim biliyor musunuz? Serum storiesi. Serum. Ben kendimi eğittim yapay zekaya. Benim herhangi bir output'umu verebiliyor. Aynı. Ama sadece kol aynı ki zaten. Sen yani hani daha da inandırıcı olsun diye ben de varım işte. Ama mesela hiç o bende hiç olmayan bir kıyafetleyim. Hani nasıl oluyor? Yani beni bilenler bilir. Kendi bir kıyafet hayır, uyduruyor. Bir şeyden kazak böyle. Ben şey, öyle bir kazak giymem falan. Tol atılmaz mı? O başka bir şey abi. Ha, o başka bir şey mi? Ne oldu ya? Yani serum storiesi şöyle. Pov atılır. Aynen aslında pov. Doğru ben bayağı böyle vesikalık gibi bir şey yaptım aynen. Doğru. Yani şey gibi çeksene abi. Çok, evet onun gibi oldu. Yapay zekayı yani da yanlış eğitiyorsun bak işte yani. Oğlum o çocuk lan ona doğru düzgün öğretmen kesin lazım ya. Biz büyütüyoruz evet şimdi. Ben çok onu yanlış büyütüyorum bu arada var çocuğu ya neler neler evet evet. Ne olur kim bilir. Handsome falan yazıyorum kendimi yaparken. Çünkü yapmayınca çok iğrenç garavet bir şey çıkartıyor. Yakışıklı güvenlik. Yakışıklı güvenlik. Acaba yapay zeka. Ece geldi bir gün. Negatif komutlar var tamam mı? Hı-hı. Negatif hani bu kelimelerle bağdaştırdığın şeyleri bu görselde istemiyorum falan hı-hı yazabiliyorsun. Ben hı-hı oraya işte ugly bilmem ne falan böyle şeyler yazdım. Ece geldi böyle baktı dalga geçti bende. Bunları yazmak zorunda kalıyorsun diye. Ama biraz acaba kompleks mi? Bendeki mi? Hı-hı. Tabii canım. Bence beklemiyordun değil mi böyle? Evet. Seni her açıdan şimdi senin ne istediğini bilmiyor hayvan. Hmm. Anladın mı? Senin istediğin şeyi ona anlatman lazım. Ben güzel bir fotoğrafımı istiyorum evet demenin yolu ugly'yi çıkarmak. Yani ben kendimi çirkinim diye değil nitelendirmiyorum. İşte gibi hani anlatmaya çalışıyorum. Sormuşlar ya bu heykeli nasıl yaptınız diye. Michelangelo ben fazlalıkları attım mı demiş. 45 artı 5 yıl mı demiş. Ağzına vurulacak bir cevap vermiş bu arada. İşte onun gibi. Sen de fazlalıkları aynen atıyorsun aslında. Bravo. Fazlalık gördüğün şeyleri atıyorsun. Kesinlikle. Bence yeterince yakışıklısın kardeşim. Sağ ol canım kardeşim. Bunu Ece de biliyor. Sağ ol.
Senden duymaya ihtiyacım varmış. Sen ne zaman yakışıklı olduğunu hissettin Boğaç'ın? İlk. İlk ne zaman düştü? Yani böyle eve gittin. Lan bayağı da yakışıklı çocuk. Sanırım ilk mesela tanıştığımızda zayıftı Boğaç bayağı. Abi. Al işte şimdi ugly magli çıktı gene yani, benim. Pardon. Skinny fat shaming oldu değil mi direkt? Evet. Yok be, ne alakası? Her gün. Benim için hiç problem yok. Ben kendimle barışıyorum. İstediğini söyleyebilirsin. Meanwhile ugly yazma şey yazma AI'ya. Kendimle barışıyorum. Ya onu açıkladım ama ya. Ben gerçeğe okeyim yani. Hiç sıkıntı değil. Bence gayet yakışıklı bir adamsın bu arada. Sağ ol da. Bu kadar fazla hayır, söylenecek bir şey değil ya bu. Bir, yani bir kere de tamam. Yani hayır, defa artık inandırıcı kayboluyor. Evet, evet, şey gibi oluyor bir de. Hani tamam Çabi, hani evli başlı. Ya şey tamam gerçekmiş. Da, sağ ol da. Gerçekmiş o. Sexual tension gerçekmiş. Hayır abi ya falan. Gece 3'te böyle bir anda WhatsApp'ta. Bu şey Watch, sizin dizi. Bayağı yakışıklı. Bizdeki sahne gibi, dayı sahnesi. Evet. 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 Ya dizimizi denmişken şey Cem Karaca'nın filmi geliyormuş galiba. Kim hayırlı oynuyor biliyor musunuz? Kalben. Cem Karaca'yı Kalben oynayacak Netflix yapımı. Ve tam Netflix'e uygun, şu andaki dünyamıza da uygun. Kalben... bir erkeği oynayarak en iyi kadın oyuncu ödülünü evet alacak. Ve insanların kafası karışacak. Ve her şey ortalık iki dakikalığına süt liman oldu. Neydi? Ortalık çok güzel bir yere dönüştü. Öyle bir kalıp var ya. Ha şey metroda ve ortalık, bale yapmaya evet başladı. Ya benim, şaka yapıyorum da. Benim bu arada, olsun ne güzel olur değil mi? Benim bu arada Kalben'e benzetiyorlar. Çok benziyorsun bu arada. Yani doğru. Şöyle benziyorsun. O zaman tam Netflix'lik bir şey. Cem Karaca'yı oynayacak Kalben'i ben oynayayım. Çok çok iyi. Koreli bir de. Onun için de yabancı kontenjanda var. Çok çok evet iyi. Renk farklı. O zaman Kalben de Akrep Nalan'ı oynasın. Benziyor, benzemiyor mu Akrep Nalan'ı? Onun hayatı çekilirse. Bak yakışıklı güvenlik Akrep Nalan. Ya bu işin bir girişi vardır, bir de çıkışı vardır. Öyle değil mi? Akrep ama sıfat değil değil mi? Sonuçta bir şekilde sıfat olmuyor. Ya bu ondan abi yani bazen toparlamaya çalışması evet var ya asla olmuyor. Ben kötü toparlamaya bayılıyorum. Bence kötü toparlama dünyada yapılabilecek en iyi toparlamalardan daha iyi. Bence ya ben de kötü toparlama üzerine hayatımı kurdum. Yani değil şöyle mi? Mesela bazı işleri istemiyorum evde. Mesela? Nasıl mesela yani? Bulaşık yerleştirmesi. O kadar kötü yerleştiriyorum ki. Ha. Ece diyor ki tamam bırak ben yerleştiririm. Ama bunun belli bir sınırı var. Her şeyi böyle yaparsan o anlaşılıyor. Ya da kameralı bir içerikte bunu söylersen de anlaşılabilir. Bir şey söyleyeyim. Bulaşığı makineye yerleştirmemi, temiz olanı yerleştirmek. Abi ben, çünkü onların arasında bayağı fark var. %100 haklısın ama ben bir şeyi yani bir yerde duran, toplu duran bir yeri, bir şeyleri başka toplu duran bir yerlere taşımaya karşıyım. Yani savaşa karşısın. Savaşa da genel karşıyım olarak yani. Evet, aynen öyle. Mesela Çabi'ye okeyim. Ama Çabi'den milyon tane gelse okey değil. Gibi. Anladım. Bir tane çok bardağı oraya çok koymaya da okeyim. Ama zaten tane bütün bardaklar orada tertemiz, güzel güzel duruyorlar. Evet. Hepsini başka bir yere taşımak manasız evet, yani geliyor bana sorarsan. Anladım. Anlamsız bir emek gibi geliyor. Orada şeyleri seçmeye başlıyorsun. Ya bu daha az kirli gibi. Şu şeyleri şuraya atayım. Tabii, tabii. Bu bilmem elin yağlanmasın. Hı-hı. O bilmem ne olmasın. Koyarken ay bu neymiş kokusu kesinlikle şey diyorsun falan filan. %100. Sonra bir sıcaklık geliyor ya onu da sevmiyorum. Ha. Makine içindeki o buharı sevmiyorsun. Evet. Sevmiyorum abi o kadar sıcak bir şey. Ama diye aç git. Ayı de bana. Ayı ama, o, ama ondan kaçış. Yani bak bir şimdi, açısı var ya onun. Hayır hayır. Yakalayamazsan. Evet. Biz evrimleştik ya. Yani. Evrimleştik yani. Sıcak bir şeye, bu kadar sıcak bir şeye dokunmamamız gerektiği bilgisi var bende. Evet. Demek ki o istemiyor. İşte o da soğusun hani diye açıyorsun ya. Hani tamam o da yapılabilir ama unutuyorum sonra falan. Hani o an bitsin istiyor Ece. Bulaşıkları yerleştirir misin diyor mesela. Hı-hı. Bir de çok kötü bir melodiyle bitiyor bizimki. Siz de öyle mi bilmiyorum. Dı dırı dı 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 dırı dı dırı dı dı diye bulaşık mı biter? Bu böyle melodi yazdınız. Devam etmesi lazım ama. Yani çocuklar bilmesin böyle bitmiyor muydu hayır ya? Dip dip bulaşık bitti desin mesela. Benim melodi abi. Benim ses çıkarmıyor hiç ya. Bittiğimin sadece su sesi bitiyor benim. Evet yani ben de baktık. Bizimki duyuyor. Bizimki de bağırıyor. Ve tatlı bir melodi böyle evet biri onu yazmış. Yani biri onu böyle bulaşık bitmesi evet. Buna nasıl bir şey düşünmeliyim falan diye bunu bestelemiş. Abi yani seninki bayağı okumuş falan güzel bir makine büyük ihtimal. Çünkü benim bulaşık makinesi
tok tok harç hurç yıkıyor. Böyle şey gibi sinirlisin hani içeriden böyle şey. Birine böyle istemediği bir işi verdiğinde büyük sesle yapar ya yani. Onun yok. Bu nereden geliyor lan diyorsun. Yavaş yavaş kızdın yani şey diyesin geliyor. Biz ona ne kadar para verdik porselene bilmem ne diye. Oğlum şunu iradeli kullandı. Sitayişli yıkıyor yani şeyi. Evet, ben bizim de eski öyleydi. Sonra yenilemek zorunda kaldık. Bence şey var, bazı itemler sadece hani komple kendini salınca. Mesela bazı evet, insanlardan da öyle vazgeçiyoruz ya. Artık ya bu bunun kullanılacak şimdi hiçbir hali kalmadı ya falan diye. Bozuk, daha iyisi var. Beyaz eşyalar da öyle. Evet. Telefonlar öyle değil mesela, ben telefonu değiştiriyorum yani. Bozulmasa da mı? Yani artık çok yavaşladı ya falan. Evet. Mesela sen yavaşlasan artık bana çok fazla bir niye her şeyde bana örnek veriyor oğlum? Evet. Bir kere yakışıklısın dedim diye. Evet. Ama şimdi bir dakika. Bromance ya. Biz bugün biraz artık, konuştuk evet, Mira ile dedik ki bunların arasında bir şey var abi. Çözeceklerse çözsünler ya, artık. Öpüşün ya. Rahatlayın var neyse. Çünkü, hayır ben çok seviyorum öpüşmeyi de olabilir. Çünkü abi benim ya dövsünler birbirlerini bir şey benim yapsınlar. Benim küçüklükte küçükken bir dakika. Çok özür dilerim. Bunun nesini sevmeyeceksin? Şuraya bak. Şu anda yavaş konuşuyor. Çocuğa yavaş. Küçükken hayran olduğum, gençken hayran olduğum biriyle çok yakın arkadaş olmak muazzam bir şey. O yüzden ben 70 yaşında mıyım? Ne demek o ya? Küçükken hayran olmak ne ya? Yalnız bu cümle de çok yaşlı cümlesi ya. Evet. Ne ya? Ben bir de sen küçükken sana ya? Hayranmış gibi de anlaşılıyor. Bir garip bir cümle bu. Çabi bunu topla ya. Bunu daha önce nasıl bana söyledi. Ben bunu her seferinde ne zaman rakı içsek sen benim idolümdün falan gibi böyle şeyler söylüyor. Çabuk sen bunu Ozan'a da söyledin. Ben orada bir çok benim çabuk için idolleştiriyorsun demek ki sen milleti bak bunu Ozan'a söyledi yani ya. 6 ay sonra benim için de demek, söyleyecek evet, misin? Aynı şeyi bir rakı. Kaç tane idolüm var benim senin? İçin hiçbir manası kalmadı o günden sonra. İdol Ozan'a ne demek idolüm biliyor musun? Put. Put perest bu. Şöyle. Bir anda hiç olmayacak şey ya. Canlı putlara tapıyorsun. Ben üniversitedeyken sinema televizyonu okurken o dönem ilk defa internet platformundan biriler bir şeyler yapıyordu. O da sizdiniz. Evet. Educative vardı. Base Motel Pro vardı. Buradan da Volkan Öge'ye selamlar. Tabii ki. Bir o de abi sen vardın yani. Kalt vardı. Eyvallah abi. O yüzden ben bunları izlerken Volkan abi de öyle. Mesela Volkan abinin eşi benim muhasebecim. Sinem abla. Buradan da selamlar. Çok güzel olmuş ya. Bir şey. Ya mesela hayran oldum 3 tane. Hayranlarına, hayran olduğu insanları işini de yaptırmaya başlamış. Evet. Evinin yani, rızkını da. Evet, şey paranı yani hayranla mı yönetti? Hayran olduğu insana evet, mı yönettirdi? Abi benle işte arkadaş oldu. Oturuyoruz, içki içiyoruz. Sen benim eskiden idolümdü diyor. Atıyor yani bu ya, şunu demek, şu demek bu. Arkadaş olduktan sonra nasıl fark ettin ki yarrak gibi bir adammışsın demek istiyor bence. İdolümdü. Ayıp yani. Ama bu çok kötü. Ama birine sen benim idolümdün denmez abi. Yani artık değilsin demek değil mi bu? Ha. Artık biz o samimiyeti geçtik. Ama şu anda mesela idolü gibi seninle takılmaya devam etse sen bir şey çok dersin. Tabii, o nasıl hareketler yani, böyle falan. Abi çok seviyoruz ya. Seni. Çok da yakışıklı adamsın. Eto bitmiş abi falan. Yani, sen çekilmez. Çok yakışıklı bir adamsın falan dedi ya. Bu aç şeye geçecek biraz daha. Solucan olsan beni sever miydin? Abi çünkü bak ben burada üniversite okurken işte küçükken gençken ben hep ünlüler ve medyatik insanlar işte ya da sevdiğimiz insanların çok farklı bir hayat yaşadığını hep ki insanların çoğu da bence öyle. Farklı bir hayat yaşıyorlar sanıyordum. Karakterleri bambaşkadır. Ne sanıyordun? Çok mesela olgunlardır ya da işte her şeyi bilir kişi gibi görüyordum herkesi. Şeyi biz bilmiyoruz. Mesela Tarkan, Beyaz, Kenan Doğulu. Evet. Bunların ünlülük seviyesi başka, bambaşka bir şey abi. Yani Tarkan'ı oradan çekip alırım. Hemen. Yani işte mesela hayat yaşamıyor seviyesine geliyor ya bir yerden sonra. Sokakta yürüyemiyorlar çünkü. Ha işte yani. Bir sabah Tarkan olarak uyanmak ister miydiniz abi? Ben bunu ara ara düşünüyorum. Tarkan çok, olarak. Yani ben bir sabah uyanmak isterdim. O da o son yaptığı şarkıdan önce uyanıp engellerdim onu. Geçecek çok kötü şarkı. Geçecek. Olacak şey evet değil yani. Tarkan'ın çünkü bambaşka bir seviyesi var yani. Heh, bir de şeyi yok ya. Limiti yok ya, hata limiti. Yani istediğini yapabilir yine var de. Var ya bence. İşte yok. Yok mu Tarkan'ın? Yok mudur? Yok. Yani sonsuz bir şeyi var adamın, en azından bende. Çünkü o kadar çok iyi yaptığı kredisi şey. Yüksek kredisi diyorsun. Çok yüksek yani. Ya ne bu zaman bitecek? Var mı acaba kredisi? Onu bilmiyorum. Bak bu bunu hayran her düşündüğümde dür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 
Bilmiyorum. Yani bir gülümse kaderine geliyor, bir şey geliyor. Ben bu hayranlığı çok iyi anlıyorum. Bir arkadaşım, ismini vermeyeceğim burada, Tarkan'la tanışma şansına erişti. Erkek bu arada arkadaşım, evli falan. Dedi ki çok seksi adam ya. Hmm. Böyle bir cümle kurdu. Öyle bir aurası varmış abi. Ama öyle. Ben gerçekten. Kere... Yani Tarkan ve birkaç kişi seksi Türkiye'ye getirenlerdir. Bir şey değil mi? Evet. Doğru. Ondan önce ne biçim yaşıyorduk ya. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama ben gerçekte gördüğüm ve seksi bulduğum o şey adamlardan, pop starlardan abi Mustafa Sandal. Öyle mi? Abi yakınından yüzü bebek gibi, teni falan böyle yumuşacık. Niye böyle yapıyorsunuz? Biraz fazla tahsil edildi. Sen şöyle falan mı yaptın Mustafa Sandal'a? Yakışıklılık skalasında. Bence yakışıklı. Bir ile Bonç arasında kaçta? Mustafa, ayıp ya. Senin için. Şimdi Mustafa Sandal yakışıklı Boğaç diyorsun. Boğaç daha yakışıklı. Boğaç yakışıklı diyorsun. Her gördüğünde yakışıklı diyorsun. Dur aman gitme sevgilim. Sana ihtiyacım var. Yok ihtiyacım var. Bu aralar. Orası dertli. Çok güzel bir krema. Bir de şey var abi. Şey midir? Kır zincirlerindir yani. Sen mesela söyle nakaratı. Dur aman gitme sevgilim. Ona ihtiyacım var. diye bir back vokal var abi. Aynen. İnanılmaz çok güzel. İyi ya. Evet. Crossover jam session. Çok iyiydi bu arada. En iyi şarkısı o, çok bilinmez. Anna visak es anna visak falan vardı. Camada aşka yürek gerek. El dayan sana. Kürek gerek onun diye bir şakası vardı. Yunan Hanım'la olanı çok güzeldi. İşte o. Düet miydi? Evet. Buharda cama yapışma. Türkiye'ye ilk gelişi odur. Titanik'ten sonra. Peki Yunanca var mı şarkının içinde? Var. Yunan kadını Yunanca mı söylüyor? Yunanca. Bu Yunancaydı. Ben sözü hatırlamıyorsunuz da götünden sallıyorsunuz sandım. Oğlum bir tane danslı var. Onu koyalım. Aşkım ne? Şurasında mikrofon var. Aynen. Bir de... Varmış abi. Ben de ses geliyor sizin şeylerden. Bak şöyle falan. Ya kanton okuyanları gibi.